Evet, evet değerli Bitlis TV izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi şu an açılışımız gerçekleşmek üzere. Bizler saatlerimiz tam 12.30'u gösterirken değerli izleyicilerimiz, biraz sonra sayın milletvekillerimizle teşvikleriyle açılışımız yapılacak. Değerli görmüş olduğunuz gibi salonumuz tıklım tıklım, Bitlisli hemşehrilerimiz, buraya ziyaret eden misafirlerimiz, salonumuz tıklım tıklım. Değerli hep beraber izleyelim açılışımızı diyoruz. Hepinize iyi seyirler. Değerli misafirlerimiz, dünyaya ışık saçan müzekent Bitlis'imizin değerli belediye başkanı Sayın Fehmi Alaydın'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Değerli vali, değerli milletvekillerim, değerli bürokrat arkadaşlarımız, emniyet müdürümüz, değerli misafirlerimiz, basın mensupları, değerli İstanbullular, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Anadolu'nun mütevazi, mütevazı olduğu kadar da kadim şehri Bitlis'ten İstanbul'a, dünyanın metropol şehri, kültür şehri İstanbul'a selamlar getirdik. Evet, Said Ünlüsü'nün torunları olarak, Bediüzzaman Said Ünlüsü'nün torunları olarak, Bitlis'in Bitlis'in torunları olarak, Müştak Baba'nın torunları olarak bugün metropol şehir İstanbul'dayız. Değerli kardeşim, bir ceviz ağacı yaklaşık olarak biliriz ki 10 yılda meyve veriyor. Evet, AK Parti iktidarıyla birlikte 11. yılına girdiğimiz AK Parti iktidarında artık bu ceviz ağacı meyvesi vermeye başladı. Bundan 5-6 ay önce Nisan ayında Bitlis tarihinin en büyük tanıtım hamlesini Ankara'da tanıtım günlerinde 4 Nisan'da 7 Nisan arasında yaptık. Ve bugün o coşkuyla, o sevinçle, o güzellikle sayın vekillerimizin, sayın valimizin önderliğinde bugün buradayız. Ama maalesef görüyoruz ki şehrimiz bu kadar kadim, 7000 yıllık şehir, müze şehir. Adıcağızıyla, Ahlatıyla, Mutkisiyle, Norşeliyle, Dizanıyla, Tatmanıyla, Bitlisiyle müze şehir olmasına rağmen maalesef tanıtım açısından hak ettiği yere gelememiş, turizmden de olması gereken noktaya gelememiştir. İşte AK Parti iktidarıyla birlikte elhamdülillah 11 yıllık iktidarın sonucunda artık ceviz ağacımız meyve vermeye başladı. Bitlis'i marka şehir haline getirmenin gayretleri içerisindeyiz. Evet, bu da tabii çok kolay olmuyor. Bu ortak bileşenlerin bir araya gelmesiyle, ortak bir paydada birleşerek sayın valimizle, hükümetimizle, milletvekillerimizle, emniyet müdürümüze, askerimizle, bürokratlarımızla ortak bir hamlenin içerisinde olduk ve bugün buraya geldik. Bitlis tanıtımın en güzelini hak ediyor. Bitlis'ten ne yetişiyor diye merak edenlere verdiğimiz ilk cevaplardan biri, en başı Bitlis'ten adam yetişiyor. Evet, Bitlis'ten adam yetişiyor. Bitlis'in yerüstü zenginlikleri kadar yeraltı zenginlikleri var. Sayın Valimiz yeraltı zenginlikleri derken kimisi de herhalde altında, işte dağların altında yatan madenlerden bahsediyor. Aslında biz yer altında yatan evliyalarımızdan bahsediyoruz. Onlarca, yüzlerce yer altında yatan evliyalarımız var. İşte o yer altında yatan evliyalarımızın hatıra da olsa biz Bitlis'imizi hak ettiği yere taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Onun için de elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Bugün burada da işte Bitlis'in Ankara'da nasıl aylar önce bu tanıtım hamlesinin ilkini yaptık. Ama inanıyorum ki herhalde bu ikincisi olarak ve en büyüğü olarak burada ve bütün dünyaya Bitlis'i tanıtacak bir hamlenin içerisinde olur.
Tabi burada emeği geçen özellikle milletvekillerimize, sayın valimize ve bütün arkadaşlarımıza, esnaflarımıza, sivil toplum örgütlerine ve emeği en azından bir toplu ile kadar da olan bütün herkese Bitlis Belediye Başkanı olarak Bitlis halkı adına sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tekrar hoş geldin diyorum. Belediye Başkanı Sayın Demiray'a teşekkür ediyorum. Ve şimdi Bitlis'in gülen yüzü, güzel yürekli siyaset adamı, Bitlis milletvekili Sayın Vedat Demiröz'ün konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarımızla. Sayın Valim, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, çok değerli bürokratlar, basın mensupları, bayanlar, baylar, çok değerli Bitlisli hemşerilerim, sevgiddeğer misafirler, sayın İstanbullular. Bu güzel festivale hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye başkanımın da ifade ettiği gibi Nisan ayında Ankara'da Kültür Merkezi'nde 1. Ankara Bitlis günlerini tanıttık. O günkü coşkuyu Ankara'da Bitlis'in tanıtımından sonra ziyaretçi sayısına baktığımızda Türkiye'de en kalabalık ziyaret edilen 3. festival olmuştu. Bu bizi cesaretlendirdi ve 1 milyonu aşkın insanın yaşadığı metropol il İstanbul'da da böyle bir gün düzenlemeyi, böyle bir birlikteliği düzenlemeye karar verdik. Bu festivalin yapılmasında emeği geçen, başta Sayın Valim, Belediye Başkanım, çok değerli vekil kardeşim ve bütün bürokrat kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bitlis tarihi 7000 yılı aşkın çok kadim bir şehir. Ama tanıtımında Cumhuriyetimizden bu yana 80 yıl çok unutulmuş ve ihmal edilmiş bir şehir. Son 10 yılın yatırım hamlesi, hastanelerimiz, okullarımız, yollarımızla bu açığı tamamladık. Ama bundan sonra hedef Bitlis'in olması gereken yerde olması için elimizden gelen gayreti yapmak. Bitlis'i inanç turizmi, coğrafi turizm, kültür turizmi açısından tanıtmak ve bu güzel şehri bu batıdan, doğudan batıya geçen İpek yolunun üzerindeki bu tarihi şehri bütün Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Ve buna başlamış bulunuyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Sizin bu coşkunuzu gördükçe bu bize destek veriyor. İnanın bundan sonra çok yakın zamanda inşallah İzmir'de de böyle bir gün düzenleyeceğiz. Bugün milletvekillerimizin yanında bakanlarımız ziyaret edecekti. Ancak Ankara'da önemli bir toplantı olması hasebiyle maalesef onlar bugün aramızda değiller. İnşallah yarın katılacaklar. Bitlis'in en güzel şekilde tanıtılacağını, gelen misafirlerimize misafirperverliğimizi göstereceğimizi bütün katılımcılardan rica ediyorum. Biliyorum ki siz Bitlis'i en iyi şekilde tanıtacaksınız. En iyi şekilde Bitlis nedir onları gelen misafirlerimize göstereceksiniz. Ve bu kadim şehir bundan sonra Doğu'nun ve Türkiye'nin yıldızı olacak. Ben bu dileklerimle ziyaretçilere, gelen misafirlere, bütün bürokratlara, basın mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum. Günleriniz kutlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Milletvekilimiz Sayın Vedat Demiröz'e teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Bitlis tanıtım günlerinin mimarı, Bitlis sevdalısı, Bitlislerin abisi ve büyük siyaset adamı milletvekilimiz Sayın Vahit Gideri konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarımızla. Çok kıymetli valim, değerli milletvekili kardeşim, değerli milletvekili abim, çok değerli belediye başkanlarımız, değerli kaymakamlarımız, değerli emniyet müdürüm,
birbirinden kıymetli değerli il bürokrat, il müdürlerimiz, değerli basın mensupları, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri ve birbirinden değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli hemşehrilerim, değerli İstanbullular, Bitlis'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii belediye başkanımız, değerli milletvekili kardeşim duygu düşüncelerini anlattı. Bugün hakikaten bizim için çok özel bir gün. Bugün bizim bayramımız. Bugün bizim Bitlis'imizin düğünümüz. Bugün diyoruz ki bu 4 gün boyunca İstanbul'da günlerden Bitlis. Ben inanıyorum ki bu coşkuyla, bu heyecanla 4 günün çok güzel bir beraber birlikteliğimizle inşallah bitireceğiz ve Bitlis'imizi hep beraber güzel bir şekilde tanıtacağız. Tabii biraz önce basın mensubu kardeşlerimizle sohbet ederken Sayın Valimize güzel bir soru geldi. Niye bugüne kadar Bitlis'i İstanbul'da tanıtmadınız? Niye geç kaldınız? Açıkçası buradan da ben ifade etmek istiyorum. Tabii biliyorsunuz 11 yıldır Bitlis'in hizmetkarıyız. 11 yılı doldurduk. Elhamdülillah. Yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Eksiklerimiz çok fazla. Yaptıklarımızda Rabbim ne müsaade ettiyse, ne güç kuvvet verdiyse yapmaya çalışıyoruz. Ama inanın 2002 Bitlis'inde o kadar çok eksik vardı ki. Bırakın Bitlis'in tanıtımını yapmak. Bitlis'e doktor gönderemezken, Bitlis'e ulaşım için yol yokken, eğitimde okul, öğretmen yokken tanıtımına fırsat zaman bulamadık ki. Biraz önce basın mensubuna söyledim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki geç kaldık. Tabii ki gecikmiş bir buluşma. Tabii ki biz de isterdik ki batılı iller gibi, batılı ülkeler gibi 10 yıl önce, 15 yıl önce Bitlis'imizi bütün dünyaya tanıtalım, bütün güzelliklerimizi paylaşalım ama yapacak çok işimiz vardı. Elhamdülillah. Bugün artık kendi ayakları üzerinde duran, sağlıkta kendi kendine yeten bir ilimiz var. Eğitimde başarıdan başarıya koşan, artık fiziki mekan yeteri eksiklik kalmayan bir ilimiz var. Ulaşımda batı standartının üzerinde ulaşım kalitesinde olan bir şehrimiz var elhamdülillah. En önemlisi de emniyette şu anda söyleyebilirim ki Türkiye'de en huzurlu şehirlerden biri olan bir Bitlis şehrimiz var ki ne mutlu şehrimize diyoruz. Artık tanıtım zamanı. Artık hep beraber şehrimizi tanıtma zamanı dedik ve yola koyulduk. Sayın Valimizle beraber kararımızı verdik. İyi ki Ankara'da elhamdülillah çok başarıyla yapmış olduğumuz AKM Bitlis günlerini yaptık. Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da tabii ki büyük heyecanımız var. Büyük metropol. Dünyanın en gözde şehirlerinden biri İstanbul'da şehrimizi tanıtmak bizim için büyük heyecan verici, büyük mutluluk verici bir olay. Bunu inşallah hep beraber yapacağız. Bütün Bitlislere burada görev düşüyor. 4 gün boyunca herkes komşusunu, arkadaşını, dostunu, iş arkadaşını kim varsa haberdar edip muhakkak pesthaneye getirip muhakkak burada, bu mekanda bu güzellikleri hep beraber yaşayıp yaşatmamız lazım. Kültürüyle, folkloruyla, yemekleriyle, yöresel bütün güzellikleriyle ve en önemlisi belediye başkanımızın dediği gibi insanımızın güzelliğiyle İstanbul'a Bitlis'imizin her türlü güzelliğini inşallah birlikte tanıtmamız, birlikte anlatmamız gerekiyor. Bu son olmayacak. İstanbul'da tanıtımın ilki. Ama ben inanıyorum ki burada hedeflediğimiz 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz değerli dostlar. Ankara'da biraz evvel Vedat Bey söyledi, ilk 3'teydik. Ama ben inanıyorum ki İstanbul'da çevre illerle beraber, çünkü Kocaeli'den buraya gelecek olan var, Bursa'dan gelecek olan var, Tekirdağ'dan gelecek olan bir liste hemşehrilerimiz var. Bu anlamda diğer komşularımız, komşu illerimizle beraber 1 milyonu aşan ziyaretçi beklentimizde Bitlis'in bütün güzelliklerini biz paylaşmak istiyoruz. Sadece Bitlis'in bir yanı yok. Biraz evvel basın mensuplarıyla konuşurken Büryan, hep Büryan kuyusu önünde röportaj yaptık. Ama Bitlis'in Büryan'ın haricinde onlarca yöresel yemek çeşitliği var. Bitlis'in en önemlisi insanı var, manevi şahsiyetleri var. Dünyaya ışık satan manevi şahsiyetlerimiz var. Bir Said-i Nursi gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi, İdris-i Bitlis'i gibi, Müşrak Baba gibi ve Gavs-ı İzani Hazretleri gibi büyük değerlerimiz var. Ve bu anlamda hakikaten sahabeler şehrine gelmiş olmaktan da, evliyalar şehrinden sahabeler şehrine gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk, ayrı bir
bizim için kıvanç verici bir durum. Bitlisimizi ve özellikle basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bu güzellikleri 4 gün boyunca bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye bizlerle beraber yaşatacaklar. Tabii ki burada en büyük teşekkürü katılan cesur kardeşlerim, esnaf kardeşlerime de ediyorum. Çünkü tonlarca balla, oradan tonlarca keçi etini, cevizini, bastığını, pestilini, fındığını alıp tırlarla İstanbul'a getirdiler. Niye? O güzellikleri İstanbul'da Bitlis'i görmeyen, daha önce Bitlis'e gelmemiş, bu güzellikleri bilmeyen insanlarımızla paylaşmak için getirdiler. Burada açıkça söylüyorum, sadece ekonomik bir beklenti yok. Burada tanıtım ve şehrimizin ön planda tanıtımı olacak. İnsanımızın tanıtımı, şehrimizin tarihi güzelliğinin tanıtımı olacak. Tabii ki yemek çeşitlerimizi de bir yanımızı da sizlerle paylaşacağız, bütün Bitlis'le paylaşacağız. Ben sözlerimi çok uzattım, hakkınızı helal edin. Tekrar emeği geçen bütün kardeşlerime, başta Sayın Valimizden olmak üzere, il belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, çok değerli kaymakamlarımız, biliyorum ki gece gündüz emek verdiler. Kaç gün önceden geldiler, burada standları düzenlediler. Ve tabii ki kurum amirleri, kurum müdürlerimiz, çalışan arkadaşlarımız ve işin başta mimarı olan değerli organizasyonu yapan Bedir Bey kardeşim olmak üzere. Emeği geçen herkesi ben kutluyorum. Betav'ı tebrik ediyorum, kutluyorum. Betav tanıtımda emeği oldu. Bigiat, diğer sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz, herkesin, Bitlis Federasyonu'nun herkesin emeği var. Herkesin emeğine sağlık, herkesin yüreğine sağlık. Tekrar Bitlis'imize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. Bitlis Toplum Örgütleri Vali Sayın Milletvekilimiz Vali Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah Sunur konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Sayın Valim, değerli milletvekilleri, kıymetli meslektaşlarım, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Biraz önce belediye başkanımızın çok güzel bir sözü vardı, o beni etkiledi. Evet, Bitlis ne ile meşhurdur? Her tarafın meşhur olduğu bir şey var efendim. Diğer Giresun fındığıyla meşhur. Gaziantep efendim işte Antep fıstığıyla meşhur. Bitlis insanıyla meşhur. Bu gerçekten asıl vurgu yapılması gereken nokta burası. Onun için biz İstanbul'dan adam gibi bir adamı Bitlis valisi olarak gönderdik. Sizlere emanet ettik. Değerli Bitlisler, ben İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Beyefendi'nin selamlarını iletmek için çıktım. Hepinize selamlarını iletiyorum. Yoğun iş temposu nedeniyle gelemediler. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Sayın Vali Yardımcı'na teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi Bitlis Valisi Veysel Yurdukulu konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Çok değerli, çok sevgili Bitlis hemşerilerimiz, bu güzel açılışta bizleri yalnız bırakmayan ulusal ve yerel medyamızın değerli temsilcileri, Yasa Bitlis ailesinin değerli fertleri, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Çok değerli meslektaşım, adam gibi bir adamı Bitlis'e gönderdik dedi. Doğru, adam olmayanlar Bitlis'te adam olacak inşallah. Çünkü Bitlis hakikaten insanların adam olduğu, adamların adam olduğu bir yer. Doğrusu bu bakımdan böyle bir kutsal vatan toprağına, aziz vatan toprağı parçasına hizmet etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Benim 25 yıllık meslek yaşamımda bu yakama çok rozetler takıldı. 19. görev yerim. Ama bu rozetlerin içerisinde Bitlis rozeti, Bitlis valiliği rozeti belki de hayatımın en şerefli rozetidir.
Şeref nişanesi ve şeref rozeti olarak da taşımaya kararlıyız, niyetliyiz. Çok değerli belediye başkanımız, çok değerli vekillerimiz, konuşmacılar Bitlis'in yeraltı zenginliklerinden, yerüstü zenginliklerinden bahsettiler. Gerçekten Hizan'ıyla, Ahlat'ıyla, Nonşun'ıyla, Mutkisi'yle, Adil Cevaz'ı ve diğer merkez ilçesiyle gerçekten özel, güzel insanların, güzel dimaların, güzel fıtratların, ışık şahsiyetlerin çok miktarda olduğu, yakın ve uzak coğrafyayı ışıttığı bir bölge. Bu bakımdan Bitlisliler ne kadar gururlansa, ne kadar övülseler azdır. Sayın milletvekilimiz bahsettiler. Biraz önce basın mensubu arkadaşlarımız tanıtım faaliyetlerinde geç kaldığımızı söylediler. Evet, biraz derin kömür işçileri gibi, maden işçileri gibi, altın ve mücevher arayanlar gibi Bitlisler hep aşağı doğru kazdılar. Ama bir hedefe doğru, bir güzelliğe doğru, bir inancın verdiği ışıkla hep derini aşağıya doğru kazdılar. Ama bugün inşallah onun semeresini bu büyük kentte insanımızla, İstanbul'uyla, medyayla, basınla ve Türkiye kamuoyuyla paylaşacaklar. O bakımdan ben Feshane'deki bu ilk tanıtım günlerinin önemine, güzelliğine ve özelliğine çok inanıyorum. Ve katkısı olan herkese, başta sayın milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ve en önemlisi bizim en önemli değerlerimiz, çok değerli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten imanın kainata meydan okumuş, bir zatı bir dimağı çıkarmış bir kent. Hayatını, dünyasını ve ahiretini bu ülkenin imanı için ortaya koymuş bir zatı çıkarmış bir kent. Dolayısıyla ne kadar övülseniz, ne kadar gururlansanız, bunu ne kadar PR'ını, tanıtımını yapsanız azdır. Çünkü insanlık kardeşliği arıyor. İnsanlık barışı arıyor, insanlık inancı arıyor. Ve bu Bitlis'in genlerinde var. Sadece fındığıyla, cevizliğiyle, büryanıyla, katıklı dolmasıyla, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle değil, İnsani değerlerle de inşallah sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil, bütün Türkiye'ye örnek olacak, bütün dünyaya örnek olacak. Bu kentte her birlikte bu istikrarlı güzel yürüyüşümüz inşallah Türkiye'nin 100 yıl hedefleri içerisinde yerini alacak ve bir yıldız gibi inşallah 81 vilayet içerisinde Bitlis'imiz hak ettiği yeri alacaktır. Ben gerçekten çok duyguluyum, çok doluyum. Özellikle burada hemşerilerimizle buluşmuş olmaktan, her birilerinin bu noktada katkısını almaktan da ayrıca bir bahtiyarlık, bir mutluluk duyuyorum. Ben bu duygu düşünceler içerisinde buraya katılan, buraya destek veren, Bitlis heyecanını bu salonda bizimle paylaşan herkese yürekten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Valimiz Bey, sen yurda teşekkür ediyorum. Otobüle baktığımda benim de oturmuş olduğum ilçenin belediye başkanı olan Yusuf'un beyefendiyi görüyorum. İstanbul'un Güneyiz Beylikdüzü'nün belediye başkanı. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Adalım içerisinde yer alan bütün sivil toplum örgütleri, katılımcıların ismini sayıp sayamadığımız, unuttuğumuz varsa affola, hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve halk oyunlarımızı sahneye davet edeceğim. Birazdan alkışlarınızla. Thank you.
değerli misafirlerimiz, şu anda aramızda bulunmak isteyip de bulunamayan devlet büyüklerimiz, bakan, milletvekili ve belediye başkanlarımız var. Öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletmek isterim. Bitlis tanıtım günlerine nazik davetinizi içtenlikle teşekkür ederim. Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Bitlis'in her yeriyle tanıtılacağı bu güzel organizasyonun verimli geçmesini diler. Şahsınıza, size ve tüm katılımcılara içten selamlarımı sunarım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında yine devlet büyüklerimiz ve vekillerimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Mehmet Mehdi Eker, Muammer Güler, Suat Kılıç, Cevdet Yılmaz, Bekir Bozdağ, Menderes Türel, Muzaffer Çakar, İdris Güllüce, Mustafa Ataş, Doktor Erhan Erol, Profesör Doktor Telin Gündeş Bakır, Ahmet Bismah Demircan, Arif Demirkıran, Aydın Bıyıklıoğlu, Mustafa Demir, Hüsamettin Zenderlioğlu, Fikri Işık, Harun Karaca, Şuay Alpay, Kemal İkinci, Bayram Özçelik, Ünal Kaçır, Cevdet Yılmaz, Oya Erona, Doktor Kadir Topbaş, Hüseyin Avni Mutlu. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi temsili açılışımızı ve kurbele kesimimizi yapacağız. Ben Vali Bey'imizi, vekilimizi ve büyüklerimizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı ve selamlı.